Merhabalar, Levent Üzümcü ile Artı TV'de Artı Sanat'a hoş geldiniz. Umuyorum hayatınız istediğiniz gibi geçmektedir. Umuyorum sizler de hayata dört elle sarılıp umutlarınızı koruyorsunuzdur. Umutlarınızı korumasanız bile en azından inadınızı korumanızı tavsiye ederim. Evet, bugünkü konuğumuz genç bir sanatçı Melih Yiğit. Melih hoş geldin. Hoş buldum, merhaba. Biraz uzaktan geldin sanıyorum. Yani evet, İstanbul. Maceralı bir geliş. Evet. Ama İstanbul çok büyük Melih. Artık İstanbul'un yani küçük, sınırı küçük bir şehir olmasına rağmen şehrin her yerinde şehir var. Yani öyle kesinlikle kırsalı falan yok. İnterland'ı ile birlikte yani Tekirdağ'ı da kattığında, İzmit'i de kattığında bir anda nüfusu 26-27 milyonu bulan koskocaman devasa bir yer haline alıyor. Yani daha önce çok kez geldim gittim. Gerek öğrencilik hayatımda arkadaşlarım buradaydı falan. Yani her geldiğimde farklı bir yeri görme imkanım oluyordu. Yani İzmir'e kıyasla kesinlikle yani çok daha şaşırabileceğim bir şehir. Evet. İzmir bilginde Egeli olmaktan kaynaklı. Aydın, evet. Aydın doğumlusun. Aydın'da büyüdün ama üniversiteyi İzmir'de okudun. Evet. 9 Eylül Üniversitesi'de evet. Peyzaj mimarlığı okudun. Yok, mimarlık. Mimarlık okudun evet. Ama sonradan bir peyzaj mimarlığına evet. Geçiş var değil mi? O süreci anlatsana biraz. Yani mimarlığı aslında istiyordum. Çok istediğim bir bölümdü. 9 Eylül'den işte mezun olduktan sonra direkt piyasaya girmek istemedim. Bir iki arkadaşımla kolektif bir şeyler üretme çabamız vardı. O yüzden işte peyzaj mimarlığı, grafik tasarım, endüstriyel tasarım, kısa film bu gibi alanlarda bir şeyler üretmeye çalıştık. Gerek keyfi işler, gerekse yarışma projeleri vesaire. Profesyonel işler de yaptınız mı bu arada? Yani yarışmalara projeler gönderdik. Ama öyle kayda geçirilen işler yapmadık. Hı hı. Yani gerçekleştirilen işler yapmadık. Hı hı. Özellikle mimarlık alanında. Hı hı. O yani farklı alanlarla ilgilenme hevesi biraz işte peyzaj mimarlığına da kaydırdı beni hı. Zamanında. O şekilde özetleyebilirim. Çünkü mimarlar ya da peyzaj mimarları özellikle belirtiyorlar ne iş yaptıklarını. Evet. Yani biz evet. Mimar değiliz diyorlar. İşte evet. Peyzaj mimarıyız diyorlar. Ve, de iç mimar. Ve böyle bir hem de bir görevsel de bir ayrım var yani. Tabii. İç mimar dış mimar tanımından da çok hoşlanmıyorlar. Evet, yani bana da çokça sorulan bir soru. Yani özellikle bu alanda olmayan arkadaşlarımız olsun ya da başka insanlar olsun. Yani önceki gibi de değil. Yani devamlı artık kulvarlar bölünüyor, alanlar bölünüyor. Birçok alan var artık. Hı hı. O yüzden herkes ister istemez kendi alanını koruma içgüdüsüyle belirtme ihtiyacı duyabiliyor. Kendi alanları spesifik olarak. Ya mesela bizde de vardır işte tiyatrocu dedikleri zaman biz biraz üzülürüz. Ya ben oyuncuyum yani evet. Tiyatrocu değilim. Tiyatro oyuncusuyum eğer ille de bir şey söyleyeceksiniz evet. Bununla ilgili diye. Ama insanlar işte dillerine pelesenk olmuş bazı şeyleri böyle kullanıyorlar. Yer yer biz de bu şeye tuzağa düşüyoruz. Tabii. Dilimize yerleşmiş olan şeylerle biz de bayağı uğraşıyoruz. İşte zorlandığımız şeyler oluyor. Ben mesela konservatuvar dönemindeyken açık E'lerimle uğraşırdım. Onları kapatmaya çalışırdım. Fark etmediğim açık E'lerim vardı benim. Evet. Onların öyle söylenmemesi lazımdı. Şimdi de dilimin ucuna bilim adamı geliyor ama bilim insanı demenin daha... yani o dile yansıyan şeyler nelerle uğraşıyorduk, şimdi nelerle uğraşıyoruz. Ama kötü bir uğraş değil bu. Dilimize yerleşmiş şeylerden kurtulduğumuzda içimizdeki o ayrımcılıktan da kurtuluyoruz. Kesinlikle. Bu da çok önemli. Şimdi ben bu ayrımcılıktan falan mevzu açılmışken biraz şeyi merak ediyorum. Şimdi sen çok genç birisin. Evet. Genç bir sanatçısın öyle söyleyebiliriz. Tabii ki biz yollarda yürüyoruz, aynı kanalları izliyoruz, aynı televizyonlara bakıyoruz, aynı dizilerde buluşuyoruz belki de. Ama sizin dünyanızı biraz merak ediyorum ben. Yani özellikle sizin jenerasyonunuz bu genç jenerasyon üzerine işte onlara isim koymalar, bir kuşakla tanımlamalar. Sen nasıl görüyorsun? Yani ya da bunun hem sosyolojik bir biçimde hem psikolojik bir biçimde sanatına yansıması nasıl oluyor? Şöyle bir kavram var Fransızca'da sana flanau diye belki biliyorsunuzdur duymuşsunuz. Yani gezerken net olarak belki ben de doğru tanımını yapamayabilirim aklımda kaldığı kadarıyla. Hani gezerken fikir üretebilme, düşünebilme hani yayadan ziyade ben bizim jenerasyonda bunun aslında daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Çünkü kaygılar artmaya başladı. Yani sadece geçim kaygısı falan gibi şeyler değil. Gerçekten geleceği düşünme eşiği yaş olarak olabildiğince artık aşağı doğru indi.
O yüzden ben bu jenerasyonda sanata bir şeyleri adapte etme adına potansiyelin daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Hı hı. En azından kendi adıma da ben bir sinemaya, tiyatroya ya da ne bileyim ilk kez gördüğüm bir mekana gittiğimde oradan olabildiğince sahne almaya çalışıyorum mesela. Yani o gözle izliyorum daha çok. O yani bu isteyerek yaptığım bir şey değil. Hani içgüdüsel herhalde, bilmiyorum. Olabildiğince gittiğim aktivitelerde, işte gittiğim yerlerde sahne almaya çalışıyorum. Bundan yararlanmaya çalışıyorum. Hı hı. Benim jenerasyonumda da bu potansiyelin yüksek olduğunu düşünüyorum. Yani belli durumlar o potansiyeli arttırmış durumda. Ne kadar kullanılıyor onu bilmiyorum tabii ki. Şimdi bir yandan da ekranda senin yapmış olduğun resimler dönüyor. Şimdi beni aldılar ekrana. Birazdan alırlar gene resimlerden. Şu an artık tamamen ekranı kaplamış durumda. Melih, ilginç bir iç dünyan var. Onu yansıtıyorsun. Renkli ama bu renkliliğin içinde son derece amorf diyebileceğimiz figürlerle taçlandırıyorsun bunu. Bu iç dünyayı resmetmek, hani şimdi doğa resimleri değil bunlar. Evet. Anlatabiliyor muyum? Genellikle insan üzerine, beden üzerine, yüz üzerine çalışıyorsun. Onları gördüğün gibi mi çiziyorsun, hayal ettiğin gibi mi çiziyorsun? Yani öyledir ya bir parça sanatçılar. Bakarlar ama baktıkları şeyi diğer sıradan insanların ya da sanatla uğraşmayan insanların gördükleri gibi görmezler. Biraz anlatır mısın resmini bize? Yani şöyle söyleyeyim. Ya ben bu anlamda bir eğitimim yok. Hı hı. Resim anlamında bir eğitimim yok. Tüm yani şu anki sonuç üründe çıkan işte karakterler olsun, renkler, bahsettiğiniz amorfluk olsun. Bunların hepsi bir süreçti aslında. Ben ilk başlarken birebir çizmeye çalışıyordum olabildiğince. Hı hı. Amacım çizebildiğim için çizmekti sadece. Yani kendimi ifade etmekten ziyade çizebildiğimi gördüğüm için çizerdim. Bu bir yerden sonra tatmin etmemeye başlıyor insanı. Hani kendi ifade etme çabası doğuyor. Bunun içerisinde bu zamanla karakterlere de yansıyor. Karakterlere yansımasının bir sürü etkeni var aslında. Yani özetlemek çok zor. Ama şöyle bahsedebilirim. Yani bunun geçmişe dayalı şeyler de olabiliyor. Benim için baskın olan tarafı buydu. Yani geçmişte özellikle ilkokul, lise döneminde kendi dış görünüşüme çok takardım. Yani fazla takardım. Lise döneminde bunu belli şeylerle hani yenmeye çalıştım vesaire. O dış görünüşüme, yani takardım dediğim, kendimi ortalamanın altında bulurdum. Dış görünüş olarak, yüz hattı olarak, işte, zayıflık olarak, ellerin zayıflığı olarak falan. Bunların sonradan böyle istemsiz bir şekilde buna yönelik şeyler çizdiğimi fark ettim. Eski çizimlerimde ufak ufak şeyler vardır. Gerek çocukluğumda oynadığım oyunlarla ilgili figürler koyardım falan. Bu zamanla işte oturmaya başladı. Bunun üzerine gitmek istedim bu sefer. Onu algısal olarak fark ettikten sonra bunun üzerine gitmeye başladım. Karakterlerin üzerine oynayarak, karakterlerin üzerinde, oranların üzerinde oynayarak, bozarak o ifade etmeye çalıştığım şeye yaklaşmaya çalıştım. Yani bu şekilde özetleyebilirim. Anlıyorum, anlıyorum. Ben gerçekten bu noktada yaptığın çizimlere, resimlere baktığımda bir iç dünyanın haykırışı gibi bir şeyi görüyorum yani gerçekte. İnanılmaz renkler kullanıyorsun. Renklerin uyumu da çok güzel bu arada. Çünkü hani hem kırmızının hem kahverenginin hem yeşilin aynı şeyin içinde olması ve bunların bir uyumla, bir ahenkle bize sunulması aynı zamanda senin renklerle de aranın iyi olduğunu gösteriyor. Renk kullanımında da aranın iyi olduğunu gösteriyor. Genellikle hani mimari projeler dediğimiz projeler tek renk üzerine kuruludur. Ama acaba bu da onun bir yansıması mı? Ya mimarlığın şu anlamda bana çok etkisi oldu. Pozitif anlamda. Burada ben bir yerde artık yetenekten ziyade pratiğin çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani mimarlığın sayesinde de neredeyse iki günde bir şeyler çizmeye başladım. Özellikle üniversiteye başladığımda. Ve bu alışkanlık şu an hala devam ediyor. Hı hı. Ama mimarlıkta
hani sevmediğim, olumsuz olarak gördüğüm şeyleri de yine bundan yararlanarak işte çizdiğim şeyleri de yansıtmaya çalıştım. Mimarlıkta render falan yapılırdı. İşte bilgisayar programlarıyla üç boyutlu çizimler falan yapılırdı. Ben onun yerine daha çok el çizimiyle yapardım bunu. İşte sulu boya, el çizimiyle falan anladım. Yapardım. Resimle birleştiriyordum. Evet, yani resimle birleştiriyordum. Paftalarımı, portfolyomu vesaire. Hani o anlamda ikisini bir dengelemeye çalışmıştım mimarlıkta da. Evet. Bu renk durumu da dediğim gibi yani sonuç üründen ziyade beni zaten bana motivasyon kılan süreç. Hı hı. Ben çizimlerin hiçbirini artık benim için bu çok değerli, çok önemli gibi bakmıyorum. Ben o süreçten zevk aldım, kendimi ifade ettim ve benim için bitti. O güzel bir hikayeydi, orada bitti. O sadece o hikayenin bir anısı olarak kaldı. O yüzden o sürecin içerisinde ilk başlarda sulu boyada da akrilikte de akrilik çalışmalarım da var fotoğrafların içerisinde. Hı hı. Tek renkle başladım. Eğitim yok çünkü yani nasıl kullanmam gerektiğini, teknikleriyle ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Video izlemeye çalışıyorum vesaire. Tek renkle başladım. Ne yaptın? Ressam Bob izlemedin herhalde. Yani izledim onu. TRT'de izlerdim. Şu anda da sonradan tekrar yayına soktular falan. Evet. Orada da takip ettim. İşte böyle bir iki renk eklene. O süreç aslında pratikle beraber en azından şu an için, kendim için iyiye sağlama yakın bir teknik oluşturdu bende. Hani umarım bu süreç bitmez, devam eder. Yani niçin bitsin ki? Tabii ki. Sonuçta bu seni rahatlatan, seni evet. mutlu eden bir şey. Ne insanlar bunu yapmak için seni zorluyorlar. Kesinlikle. Ne de sen hani bunu yapmak zorunda hissediyorsun. Onun için rahat olabilirsin. Ömrün oldukça, elin tuttukça, evet. aklın fikrin oldukça yapmaya devam edeceksindir evet. yani. Ve ben uzun ömürlü bir yol olduğunu görüyorum. Çünkü bir tarzın var, bir algılayışın var. Sanat da tarz demektir evet. zaten. Hani birçok disiplinde çok iyi olabilen insanlara bakıyorum mesela bir tarzları var. En büyük örnekleri Leonardo da Vinci. Tabii. Anlatışında bir tarzı var, resmedişinde bir tarzı var, üretişinde bir tarzı var. Onun için çok önemli buluyorum bunu. Bunu sahip çıkmayı. Ayrıca sen de şeyi koruyorsun zaten anladığım kadarıyla. Bu isteğini tabii ki. Sürekli yaparak, sürekli çizerek koruyorsun. Bir yandan da anladığım kadarıyla bir eğitimim yoku sürekli dile getiriyorsun ama şöyle de bir şey var. Ona da bir parça açıklık getirmek isterim. Biz 1990'lı yılların başında garip bir tartışmanın içinde bulduk kendimizi. Mankenden oyuncu olur mu diye. Dedik ki biz ya arkadaş neden olmasın sonuçta oyunculuk yapabiliyorsa bir arz talep hikayesidir tabii. bu. Yani kimse oyunculuğu tek eline alamaz ki. Ben bunun eğitimini aldım da benden oyuncu olur başkasından olmaz diyemezsin ki. Görüyorsun işte Türk sinemasında da televizyon dizilerinde de görüyorsun. Çok oyunculuk eğitimiyle uzaktan yakından ilgisi olmayan insanlar tamam belki harika işler çıkartmıyorlar ama gayet de hani güzel işler çıkaranlar oluyor içlerinde. Yani kesinlikle. Okul mezunu olmakla tek elini almak çok hayırlı bir şey değil. Onun için bence okul mezunu olmadığını, resim üzerine okumadığını unutma. Ama yani bunu çok dillendirmenin de bir alemi yok. Tabii. Çünkü gayet iyi işler yapıyorsun yani teşekkür gördüğüm ederim, kadarıyla. Çok sağ olun. Dediğim gibi çizimine sağlık. Buna böyle devam etmek önemli. Şimdi gel bu biraz mimariden bahsettik ya. Biraz senin mimarlığa bakışını öğrenmek istiyorum ben. Çünkü sanat bölümleriyle iç içedir biliyorsun mimarlık. Tabii. Eskiden her zaman öyleydi. Yani oyunculuk bölümleriyle iç içedir mimarlık. İşte müzikle. Müzik bölümüyle, resim bölümüyle hep yakın aynı bina içinde olurlar. Çünkü mimarlığa da ne kadar teknik bir konu olsa da bir sanatçı gözünün çok önemli olduğunu düşünürüm. Avrupa'nın çeşitli yerlerine gittiğinde dış görünüşüyle, iç görünüşüyle inanılmaz mimari eserler görürsün. Sanat eseri gibidir onlar. Özellikle İspanya'da, Barcelona'da vardır bunlar biliyorsun. Yani sanatın bir dışa vurumu da olabiliyor mimarlık. İçinde ve dışında binaya kattığı değerlerle. Ama günümüzde artık daha çok ekolojik mimarlık tartışılıyor. Mimariyle ekoloji değerlerinin buluştuğu, sürdürülebilir elektrik enerjisinin sağlanabildiği, hatta insan dışkılarından gübre üreten evlerin olduğu şeyler üretiliyor. Neye daha yakın hissediyorsun kendini bu mimarlık akımları içerisinde? Ben kesinlikle yani ilgilendiğim alan
üzerinden eğer mimarlık yapabilirsem ben kendimi çok daha mutlu hissederim. Yani bu sanatı mimarlıkla beraber uygulayabildiğim, en azından tasarım kısmında olabildiğim bir mimarlık benim yani önceden de hayal ettiğim bir şeydi. Yani işin teknik kısmından ziyade, bir tekniker olmaktan ziyade işin tasarım kısmında olabilmek benim için hedef, amaç. Yani bu amaçla zaten üniversiteye gittim. Yani çizdiğin bir şeyin realize edilmiş halini görmek istiyorsun. Tabii değil ki. Mi? Ve yani bu sadece yani dış görünüş de değil. Yani estetik de değil. Yani estetik kimisine göre kimisine göre üçüncü sırada işlevden evet. sonra vesaire. Ben bunların hepsinin aslında harmanlanması, bunların hepsinin aslında beraber değerlendirmesinin sanat olduğunu düşünüyorum. Hani sadece dış görünüş estetiğindeki durum verdiği algının sanat olmasından ziyade bunların beraber kurgulandığı bir durumun asıl sanat olduğunu düşünüyorum. Yani bunu yapabileceğim alanlara kendimi daha yakın hissediyorum. Yani ekolojik mimarlıktan ziyade ya da işte restorasyondan ziyade buna daha yakın hissediyorum kendimi. Peki mesela malzeme olarak neyde daha iyi hissediyorsun kendini? Hangi malzemeyle çalışmak mesela ya da onu düşlerken şu malzemeyle yapılsın durumunda neye yakın hissediyorsun? Üniversitedeyken mimarlık eğitimini gördüğüm sırada yapı uygulama projelerimiz falan oldu. İşte kimisi betonarme yapıyor, kimisi çelik yapı yapıyor. Betonarme yapıyordum ben hani o uygulama projesine. Ama çelik yapılar arkadaşlarımın yaptığı bana hep daha yakın hissettiriyordu. Yani şu anda da düşünürken veyahut mimari projelerimi yaparken yani çelik konstrüksiyonmuş gibi düşünürdüm ya da kullandığım malzeme bana hani çelik daha yakın hissettiriyor. Ama bunu tabii işin içerisine hani henüz piyasaya girmediğim için bunu tam kestiremiyorum. Yani biraz ya şey gibi işte maket yaparken oynamak lazım aslında biraz. Yani o hem elin malzemeye alışması için ya da malzemenin potansiyelini görebilmek adına. Aynı şekilde yani benim girip aslında o malzemenin potansiyelini hissedebilmem lazım. Ya da o malzemenin potansiyeliyle bir şeyler yapabilmem lazım. Bunu net olarak söyleyebilmem için. Ama çelik yapılar yani araştırdığım yapılar içerisinde de daha baskın. O yüzden daha yakın görüyorum. Yani çok da bir kombinasyonu var bunun, değişkeni çok fazla. Tabii. İşte deniz kenarına yapacağın evle daha içeriye yapacağın evin malzemesi. Kesinlikle. Işığı nereden alacağı, açısı, yüksekliği gibi, bulunduğu bölge gibi. O kadar hani bunlar kaba değişkenler. Tabii. Bir de ince değişkenleri var ki bunun. Yani için içine şey de giriyor. İşin peyzaj mimarisi de giriyor. Yani sosyoloji içine, de giriyor, psikoloji de giriyor. Girmez mi yani? Bin tane şeyi var bunun. Çok değişkeni var. Evet. O yüzden biz bununla çok fazla uğraşmadığımız için şöyle bir şehirlerimize bakıldığında işte 1950'lerden sonra yapılmış binalar kendilerini çok güzel şekilde belli evet, ediyorlar. Evet. Estetik bilincimizle. Çok tabii üstüne düşünülmemiş bu binalar maalesef'tir ki hem şehri bir mezbeleye döndürüyor hem de dışarıdan bakıldığında sadece beton yığını gördüğün, yeşilliğe yer verilmemiş, nefes kesinlikle. Almayan şehirler haline geliyoruz. Tek derdimiz o dört duvarın içinde barınabilmek. Onun dışında nereye baktığımızın, sokağın nasıl olduğunun, nerede ağaç olduğunun, parkın nerede olduğunun çok fazla bir önemi kalmıyor. Evet. Bu da ister istemez bizim estetik anlayışımızı yok edip gidiyor. Bir yerden sonra da oturuyor işte o. Şunu öğrenmek istiyorum. Sen anladığım kadarıyla Instagram üzerinden resimlerini satıyorsun da aynı zamanda. Yani o amaçla hiç yapmadım. Almak isteyenler mi oldu? Evet, almak isteyenler oldu. Hediye ettiğim çok oldu. Yani hiç tanımadığım biri bile yazdığında beğendim. İşte piyasayı da bilmiyorum. Yani hiç öyle satma girişiminde bulunmadım daha öncesinde. Piyasaya çok uzaktım. Son dönemde sadece biraz onu heves edindim. Merak ediyordum çünkü. Şimdi yine hiç satmayı falan düşünmüyorum. Sergi için biraz biriktirmeye çalışıyorum. Sergi açma düşüncem var. Yani bu bedava verdiklerinden sergi için, sergilemek için izinle alabilirsin yani. Ha, tabii ki. Sergileme izniyle. Ama yani dediğim gibi pratiği
sıkı tutmaya çalıştığım için zaten 2 günde bir, 3 günde bir başına oturuyorum, bir şeyler çizmeye çalışıyorum. Hiç olmazsa bile bir kafeye gittiğimde eskiz defterinde bir şeyler kesinlikle karalıyorum. O sebeple hani kalabilir yani. Peki bu NFT hakkında bilgin var mı? Evet. Onunla ilgili bir çalışman var mı? Bu arada seyircilerimize küçük bir hatırlatma yapalım. NFT'nin ne olduğu ile ilgili sanat eserlerinin dijital ortamdaki satışıyla ilgili. Aynı zamanda da yani bir sanat eserini sadece bir kişi almıyor ve o sanat eserine bir şekilde token yardımıyla, coin yardımıyla ortak oluyorsunuz ve buradan o sanat eserinin değeri arttıkça siz de para kazanıyorsunuz. Sanat eserinin yaratıcısı da para kazanıyor. Bence sanatla uğraşan herkesin NFT konusunda bilgi sahibi olması gerekli. Evet, Melih senden alalım bakalım şimdi NFT'lerin altını. Şöyle, özellikle işte üniversiteden mezun olduktan sonra bu son 5 aylık süreçte araştırma şansım oldu. Çokça da araştırdım. İşte belirli platformları var NFT pazarına diyeyim girebilmenin. Yani bunun için içerikler de ürettim. Konuştuğum 2-3 arkadaşım da var. Yani bunun nasıl bir üretiminin olabileceğine yönelik. İşte dijital çizimin işte vektörel mi yoksa normal dijital çizimde olabileceğine yönelik. Araştırmalar yaptım. Bunun içerisine paldır küldür girmeyi de düşünmüyorum. Yani gerçekten planlamak lazım. Hani bir koleksiyon oluşturabilmek lazım. Çizim serisi oluşturabilmek lazım. Girme düşüncem var. Araştırıyorum da. Ama biraz önceliğim işte kağıt şu an için. Yani sergi bazlı. Hani NFT'den ziyade şu an kalem kağıtla biraz daha haşır neşir olmam lazım. Daha da yakınlaşmam lazım. Sonrasında işte belki sergi açtıktan sonra NFT olayına diyeyim girebilirim. Biz sanatın örgütlenmesi konusunda çok çalıştık zamanında ve hala çalışmaya devam ediyoruz. İşte oyuncuları bir araya toplamaya çalışıyoruz. İşte edebiyatçıları bir tarafa toplamaya çalışıyoruz. Hani örgütlü olduğumuz takdirde sesimizi daha çok duyurabileceğimizi bildiğimiz için bunu yapıyoruz. Ama resim sanatında çok zorlanıyoruz bunu yapmakta. Ressamlar birbirlerine çok uzaklar. Olabilir. Ve bu, daha çok kendileri hani romancılar gibi ama romancılar hani bir araya gelebiliyorlar. Roman da yalnız başına yapılan bir iş. Yani oturup konsantre oluyorsun oturup ama bir araya kolaylıkla gelebiliyorlar. Fakat ressamlarda çok zorlanıyoruz. Yani bir araya getirmek konusunda, onları örgütlemek konusunda belki de bu yalnızlık artık içlerine işlemiş. O yalnız çalışma, yalnız hareket etme. Örgütlü olduramıyoruz bir türlü maalesef. Yani ya da güçlü bir örgüte döndüremiyoruz. Anladım. Şöyle söyleyebilirim. Ya yani en azından kendi çevrem olarak mimari çevrede resimle uğraşan insan sayısı az. Biz yine mesela okuldayken işte beraber bir yerlere gidip 3-4 arkadaş işte şehir eskizleri, urban sketch denilen şehir eskizleri yapardık. Şu anda da herhalde üniversite deki topluluklar buna devam ediyor. Biraz ben yabancıyım aslında. Hani ressamların piyasasına diyeyim, ressamlara biraz ben yabancıyım. Ben aslında bu birlikte olma, kolektif çalışma şeyine açık biriyim. Seviyorum da. Şimdiye kadar üretimlerimin %95'i resim haricinde. Bir arkadaşla ya da birkaç arkadaşla beraber yaptığım üretimler oldu. Kendimi aslında çok uzak görmüyorum buna. Ama tabii yani bu ressamların genel olarak bir şey söyleyemiyorum. Valla bir araya getirebildiğimiz tek yer karma sergiler oluyor. Karma sergilerde oluyorlar. Peki gelelim bu sergi olayına. Şimdi bir sergi açmak istiyorsun. Peki bunun bu ne kadar bir araştırmasını yaptın? Hani nerede açmak? Bunun maddi bir durumu da var yani. Tabii. Oraya bir para da ödüyorsun galerilere. Biraz anlatır mısın bununla ilgili yaptığın çalışmaları? Ne düşünüyorsun sergiyle ilgili? Şöyle ben aslında daha erken girebilirim diye düşünüyordum sergi olayına. Özellikle üniversitedeyken. Son dönemde
mimarlık merkezinin galerisi olsun, İzmir Mimarlar Odası'nın galerisini de açma talebim olmuştu. Bunun dışında İzmir'deki birkaç sanat galerisi olmuştu. Bursa'da da sorduğum işte devlet Teyyare Kültür Merkezi var Bursa'da. Evet. Oraya da sorma imkanım olmuştu. Bazı yerler maddi olarak çok yani karşılanamayacak şeyler, en azından şu an için talepleri olmuştu. İşte Mimarlar Odası, yani onların deyimiyle bir dijital sergi açma hevesleri vardı. Hani 3-4 tane ekranda resimlerin dönmesiyle ilgili. Ya birkaç yerden geri dönüş aldım ama herhalde benim İstanbul'da şu an araştırmaya başladım. İstanbul'da da açmam benim için çok daha iyi olacak. Çok daha tatmin edici olacak. Hı hı. O yüzden şu an İzmir ya da Bursa'dan ziyade İstanbul'da araştırmaya çalışıyorum. Şu an araştırıyorum yani. Umuyorum bir sergi bulursun. Biz de bu resimlerini çıplak gözle görme şansına sahip oluruz. Peki bundan sonrası için ne düşünüyorsun? Yani hedef, işte mimari olarak hedefini söyledin, ondan haberdar olduk. Ama nasıl bir hayat umuyorsun kendine, sanatla birlikte götürebileceğin? Çünkü zor bir durumda. Türkiye'nin ekonomisi çok zor bir durumda ve sizlere, özellikle gençlere vaat ettiği şey sadece köle gibi çalışmak. Bunun içerisinde var olup sanatı üretmeye devam edebilecek şartları nasıl oluşturmayı düşünüyorsun? Yani ben aslında artık şu an çok basit, çok çok küçük istediğimiz şeylerin bile zamanla sınıfsal olmaya başladığını görüyorum. Bu benim canımı çok sıkıyor, çok üzüyor. Yani artık kalem ayrı, işte kağıdı ayrı, boyaları ayrı, yani ya da enstrümanı ayrı, yani bir, ya da bir oyunculuk kursu ayrı. Ya bunlar devamlı artık uçuyor. Yani bu o kişilerin elinde de değil tabii ki, ekonomiden dolayı. Ben motivasyonum önceden hani kendiliğinden oluşurdu. Yani içimden gelirdi, yapardım. Şimdi yine aynı şekilde ama şu an artık motivasyonumu kaybetmemek için de neler yapmam gerekiyor? Bunları da düşünüyorum bir yandan. Yani benim hedefim bir atölye içerisinde, yani dilediğim gibi serbest bir şekilde sanat ürünlerini üretebilmek, sanat üretebilmek, kendimi ifade edebilmek, kendimi ifade edebildiğim içerikler üretmek. Bu sadece resim de değil. Yani ben küçük küçük işte heykelle de uğraştım, işte kısa filmle de uğraştım vesaire. Bunun gibi kendimi ifade edebileceğim alanlarla uğraşmak ya da bunları harmanlayabilmek. Bunun yanında keyfi olarak ya da yine bir iş olarak mimari projeler üretebilmek. En azından yarışma, belediyelerin açtığı olabilir ya da yarışma projeleri yurt içi yurt dışı. Bunlara yönelik içerikler, mimari projeler üretmek. Yani böyle bir hedefim var. Aslında bu hedef olarak kalma, hedef olmalı, hayal değil. Ama bu bir hayal olarak artık bende. Bunun için çabalıyorum, bunun için şeyler yapmaya çalışıyorum. Tabii sergi bunun için belki bir başlangıç olacak. Nasıl bir yere gider? Zaten az önce de bahsettiğim gibi süreç beni zaten motive eden, sevindiren bir şey. Sonuç üründen ziyade o süreç beni şu an heyecanlandırıyor. Sergiden sonra olabilecek ya da yapmak istediğim şeylerde nasıl farklılıklar olacak o süreçte. Bir atölye değil de belki o süreçten sonra başka bir şey isteyeceğim ve artık ona yönleneceğim ve gerçekten daha mutlu olacağım. O merak, o heyecan beni şu an motive ediyor. Ama net bir yol çizemiyorum şu an. Maalesef. Ülkenin durumundan dolayı. Maalesef bize bu konularda gençlerimize yardım edebilecek bir sosyal durumu da yok ülkenin. Evet. Umuyorum bunlar değişecek ve sizleri daha umutla doldurabileceğimiz, sanatınızı daha özgürce üretip, daha özgürce sergileyebileceğiniz, daha rahat edebileceğiniz bir Türkiye'yi tekrar oluşturabiliriz. Çünkü özellikle sanat alanında maalesef ki çok fazla zaman kaybettik. Bu iş sadece binayla olacak bir iş değil. Sanatı yapacak olan insanların, o binanın içini dolduracak olan insanların varlığı, onların sanata kattıkları ve sanatı sırtlayarak götürdükleri yerler çok önemli. Umuyorum bunları yaratabileceğimiz, bu umudu yaşartabileceğimiz bir ülkeyi tekrar kurma yolunda başarılı oluruz. Çünkü
çok fazla ülkenin içerisinde sanatla ilgilenmek isteyen fakat maddi zorluklar nedeniyle işte yaptığın sanat bir kaleminden, bir boyasından, bir kağıdına kadar, bir tuvaline kadar inanılmaz para götüren bir şey. Sadece bunu bile çünkü yani parasız olacak sanat yok. Yani ne yaparsanız yapın mutlaka bir para söz konusu. Hani yazsanız da işte gene bir para. Heykel de yontsan yine bir para. Yani aldığın malzemeye bir para veriyorsun. İçindeki ve aklındaki ve fikrindeki şeyi kağıda, bir mermere, bir tuvale yansıtan insanların bunu yapabilecek malzemeyi alamamış olması, alamıyor olması da sanatla ilgili, sanatın finansıyla ilgili, insanların yaşamlarıyla ilgili korkunç bir dehliz haline aldı. Evet. Ve kaybolup duruyoruz o karanlığın içinde. Yani sadece alamamak değil, yani alınca bile, yani benim aklımda şunun olmaması, ya bu istek bence uç bir istek değil. Yani benim aklımda şunun olması lazım, daha doğrusu olmaması lazım. Yani o madde kısmını düşünmemem lazım. Ya benim o, ben o zaman nasıl sanat yapacağım? Onu yaparken bu kaygılarımın olmaması lazım. Ya ben kendi geleceğimden bunu beklemek istiyorum, bunu bekliyorum. Ama çok zor yani. Hani kaygısız hiçbir şey yapamaz hale geldik. Kaygısız hiçbir şey yapamıyorum. Bir sonrakini düşünemiyorum. Yapmak istediğim şeyler var. Ya çok basit yani. Stüdyonun çeyreği kadar bir alan, bir atölye, belki de çoğu sanatçının ihtiyacı duyduğu öyle bir yere sahip olmak istediği bir yer. Ya bu bile çok uç bir şey insanlar için. Çoğu insan için bu çok uç bir şey haline geldi. Bu çok üzücü. Yani karamsarlığa itiyor. Yani tabii bir parça ekonomiden de bahsetmemiz lazım bu konuda. Yani geçen sene 380 dolara tekabül eden asgari ücret şimdi 250 dolarlara düşüyor. Yani Türk lirası olarak zam alsa bile Türk lirasının alım gücü olarak inanılmaz bir düşüş. Yani her asgari ücretli geçen sene aldığı paradan 100 dolar ki önemli bir para daha düşük bir para alıyor. Ve bu da ister istemez derin bir fakirleşmeye yol açıyor. Tabii ki bunları da konuşmamız lazım. Çünkü sanat parasız olmuyor. Kesinlikle olmuyor. Vallahi ne diyeyim? Yani umuyorum dediğim gibi sizlerin daha rahat sanat üretebileceğiniz bir yaşantıyı tekrar sağlayabileceğiz sizlere. Umarım. Ama bunun için hep beraber çok çalışmamız gerekecek anladığım kadarıyla. Peki Melih, şimdi şu sıralarda ne yapıyorsun sen? Yani bu dediğin giderleri hazırlayabileceğin bir kazancı nereden sağlıyorsun? Üniversite döneminde ara ara çalıştığım bir kafe vardı İzmir'de. Hı hı. İsim vermem doğru olur mu bilmiyorum. Butik bir kafe. Şu anda da işte orada çalışıyorum İzmir'de. Hı hı. Aileme maddi olarak çok bağımlı olmayı sevmiyorum. O yüzden Bursa'da kalmıyorum. İzmir'de kalıyorum şu an. Hı hı. İşte orada çalışıyorum. Boş vakitlerimde bir şeyler üretmeye çalışıyorum. Butik ve nispeten daha sakin olduğu için hani çalışırken de işte böyle baristalık mı yapıyorsun? Baristalık yapıyorum. Hı-hı. Garsonluk değil. Baristayım orada. İşte boş vaktimde de bir masaya bir şeyler açıp çizim yapıyorum, şey yapıyorum. Ya da espresso ile yapıyorum. Ya da herhangi bir malzemeyle, oradaki herhangi bir malzemeyle. Bu şekilde hem zaman hem maddi bir denge sağlamaya çalışıyorum. Yani güzel. Ben şu keyif alıyorum. Ama nereye varır bilmiyorum. Vallahi yeni bir iş öğreniyor yani çoğu insan. Tabii. Türkiye'de oyuncu arkadaşlarımız içinde de yeni mezun arkadaşlarımız içinde de iş bulamadıkları takdirde hemen bir kafeye girip çalışmaya başlıyorlar. Evet. Kendileri ailelerine yük olmak istemedikleri için yeni bir hayat kurmak için bir yerden başlamak zorunda hissettikleri için çalışıyorlar. Üretiyorlar ve bu ürettikleriyle bu çalıştıklarıyla daha güzel bir yarının umutlarını en azından inadını içlerinden bırakmıyorlar. Evet. O yüzden programın başında söylediğim umutla inadın tekrar üstüne basa basa konuşulması gerekiyor. Çünkü bazen hayatta karşımıza özellikle gençken çıkan engellerle birlikte sanki bir sonraki günün olmayacağını düşünüyoruz. Ama bir sonraki gün var ve nefes alıp verdikçe de umut bitmiyor. Peki sen o kafede mesela resimlerini sergiliyor musun? Oranın sahibi Tolga abi, çok severim. Hı hı. Ona çizimlerimi hediye etmiştim. O kafede de bir iki tanesi asılı. Daha önce de kartpostal haline getirip koymuştum oraya.
isteyen hediye olarak alıp götürüyordu. Aa, ne güzel. Peki aynen. Büyüklükleri ne kadar, resimlerin ölçüsü ne? Tuvallere de yaptık, yaptığım var. 50-60 santim olarak işte, ya da 60'a 70 gibi boyutlar da var. A4 boyutunda da var, A5 de var. O an elime geçen kağıdın boyutuna bağlı. Hani peçeteye çizdiklerim de var. Ne diyorsun ya? Ya da sulu boy olmadığında işte çalıştığım dönemde espresso ile yaptıklarım da var. Yani o an hani çok işte sergi açacağım şu boyutta ve şu malzeme olması lazımdan ziyade, zaten orada belli bir karakterlerin tarzı oluşuyor, çizim tarzı oluşuyor. O önemli oluyor zaten, hani malzemeden ziyade bir yerden sonra tabii ki. Boyutlar o yüzden çok değişkenlik gösterebiliyor. Ya düşünsene, böylesine zorlu bir dünyada terapiste ekstradan vereceğin parayı, evet, zorlandığın kesinlikle. Zaman kesinlikle. Ama ondan çok daha azını resim yapmak için kullanarak kendini terapi edebiliyor insan. Benim için de tiyatro aynı şekilde oluyor. Sahneye çıktığım zaman birçok şeyi geride bırakıyorum ve sahnede girdiğim karakter, girip çıktığım karakterler boyunca kendimden uzaklaşıyorum. Evet. Kendimi daha az kullanıyorum. Kendi düşüncelerimi daha az kullanıyorum. Sadece oradaki karakterlerin içine girmeye çalışıyorum. Ve bu inanılmaz bir şey, rahatlık yaratıyor bende. O yorgunluk, seyircinin teveccühü, oyunun bir parçası olması, inanılmaz şeyler. Yani o kadar güzel şeyler söylerler ki oyun bittikten sonra, işte finale doğru biteceğini anladım, bitmesin istedim diyorlar mesela. Bundan daha güzel bir şey bir oyuncuya nasip olur mu bilmiyorum. Yani seyircinin gelip de bu oyun bitmesin istedim. Çünkü biliyorsun seyircilerin son zamanlardaki en büyük alışkanlığı, hoşuna gitmediği oyunda böyle uyuyuverir. Ya da öksürmeler başlar bir anda. Telefonla oynamalar. Gelip onu söylerler benim oyunlarımdan çıktıktan sonra. İşte fark ettin mi, kimse öksürmedi. Yani bunlar sanatta alabileceğin en büyük ödüller zannediyorum. Yani bir tiyatro oyuncusu olarak. Kesinlikle. Senin için de böyle teveccühler söz konusu oluyor mu? Hani burada biz elbette yapıyoruz ama diğer insanların senin resimlerini gördüğünde söyledikleri şeyler, ne örneklendirebilirsin bunu? Yani şu an yurt dışında olan bir arkadaşım var, Elis. O geçen mesaj atmıştı, sağ olsun. Yani çok ufak bir mesaj bile o an o kadar mutlu, o gün o kadar mutlu ediyor ki beni. Yani kendimi ifade etmeye çalıştığım bir üründe, bir süreçte başkalarının kendinden bir şeyler bulabilmesi, kendini o şekilde ifade edebilmesi, yani o bir diyalog doğuruyor aslında. Benimle hiç konuşmamış olsa bile, siz atıyorum benim çizdiğim bir şeye bakıyorsunuz, ben onu bir şeyler ifade edebilmek için, kendimi ifade edebilmek için çiziyorum. Evet. Siz oraya bakıp bir şeyler bulduğunda aslında diyalog haline girmiş oluyoruz. Yani ve o diyalog, o sohbet o kişinin hoşuna gittiğinde ve geri dönüşünü aldığımda, o gün tek bir mesaj yetebiliyor ya da tek bir söyle yetebiliyor beni mutlu etmek için. Alıyorum yani, sağ olsunlar tanımadığım insanlar ya da arkadaşlarım sık sık bunun geri dönüşlerini yapıyor. Bu da tabii ki ekstra bir motivasyon kaynağı oluyor. O sebeple alıyorum yani. Melih, genellikle gelen konuklarıma sorarım, siz ne izliyorsunuz, siz ne dinliyorsunuz diye. Çok merak ediyorum, sen ne izliyorsun, ne dinliyorsun? Yani sanatı yapmaktan sanatın alıcısı olmaya fırsat bulamaz kimileri. Benim gibi yani. Gece gündüz oyun oynuyorum. Genellikle başka oyuna gidebilmek benim için büyük bir şey olur, şans olur. Bir başkasının oyununa fırsat oldu, gittim derim. Sen kimleri dinliyorsun, kimleri izliyorsun? Yani izlemek, ya şu Konak sahnesini aslında çok takip ediyorum İzmir'de. Konak sahnesine gelen oyunları. Devlet tiyatrosu. Evet, Konak devlet sahnesi. Tiyatrosu. Bu arada biliyorsun şehir tiyatrosu da açıldı. Evet, evet. Aziz Name ile açıldı şehir tiyatrosu da. Bilmiyorum izleme fırsatın oldu mu? Şu an henüz değil. Ya haftada bir, belki haftada iki ya sinema ya tiyatro gitmeye çalışıyorum. Bunun haricinde şiirle aslında önceden daha çok içli dışlıydım şiirle. Şu an daha ziyade İsmet Özel'in şiirleri beni çok çekiyor. Yani son 3-4 senedir. Daha önce yazdığı şiirlerden bahsediyorsun. Evet. Yani, evet, evet. Daha önceki şiirler. Eski işte, şiirlerinden bahsediyorsun. Evet, evet. İlsonte ve Celladım'a Gülümserken vesaire. Bunların içerisinde çok sahne aldım aslında. Yani bunların içerisindeki çok sahneyi canlandırmaya çalıştım çizimlerimle. Ya da oradaki karakterleri en azından. Özellikle İlsonte şiirindeki. Ya minimum o şiirle ilgili minimum 4-5 tane çizimim vardı. Tabii kimisi biliyor, kimisi bilmiyor. Kimisinde altını açıklama olarak yazdım, kimisinde yazmadım. Ondan ziyade
4-5 sene işte felsefe, bilim, teoloji kapsamında bu üçgen içerisinde kitaplar okudum çokça. Son dönemde de bilim kurgu, distopik bilim kurgu kitaplar okumaya çalışıyorum. Aman daha distopik çok... bilim kurgu okuma artık. Bence benden sana tavsiye şöyle, distopik bir şey okuma. Zaten an, içindeyiz. Evet, şu an işte bundan yararlanarak aynı zamanda çizimleri de var aslında. Distopik bilim kurgu bir senaryo yazdım. Bunu işte bir kitap haline getirmeye çalışıyorum şimdi. Çizimlerle beraber tabii ki. Nereye varır bilmiyorum. Şu anki dönemin beni... Ya şu anki dönem beni o kadar iyi besliyor ki o anlamda. Yani hem kendi çocukluğum, çocukluğumdaki oyunlar ve şu anki bence distopik diyebileceğimiz bir yaşam. Bunu birleştirmeye çalıştığım bir bilim kurguyla tabii ki keyfi, beni zorlayan, sınırlayan hiçbir şey yok. Bir şeyler yazmaya çalışıyorum. O yüzden de aslında bu son dönemde de bir bilim kurgu merakı var. Bilim kurgu merakı. Önceden çok okuyordum. Şu an biraz daha ilgilenmeye çalışıyorum. Bu arada benden sana küçük bir tavsiye. Hani böyle duyarsın ya. Abi hangi müzik aletini versen çalıyor. O kadar yetenekli ki derler ama hiçbir müzik aletinde virtüöz olamaz tabii genellikle ki. Bu arkadaşlar. Şu an sanata duyduğun açlığı farkındayım. Yani bütün yönleriyle sanatı inanılmaz bir hem doldurabiliyorsun kendini hem boşaltabiliyorsun. Ama çok dağılabilirsen eğer sanatın içerisinde bir konuda virtüöz olmakta zorlanabilirsin. Kesinlikle odam resim. Evet. Benim. Sadece yani arkadaşlarımla sohbet ettiğimde, özellikle bir arkadaşım var Nusret. Onunla sohbet ettiğimizde işte aklımıza saçma sapan diyebileceğimiz senaryolar gelebiliyor. Bunu bazen çiziyoruz, bazen yazıyoruz. Ya da bir anı geliyor. Bunu nasıl acaba bir harita üzerine işleyebiliriz, nasıl bir şey olabilir falan. Hani o tür uğraşlar, daha böyle atıştırmalık diyebileceğimiz şeyler o an için mutlu edebiliyor. Bu da öyle bir şey aslında. Hani bazen resimle yapmak istemeyebiliyorum. İşte bir kafeye gittiğimde kağıda bir şeyler yazabiliyorum aklıma gelen senaryo ile ilgili. Öyle bir şey aslında. Odam kesinlikle şu an resim. İyi o zaman en azından hani bu hedefinden de uzaklaşmıyorsun. Tabii, tabii. Bunu dolduracak, buna malzeme olacak şeylerle ilgileniyorsun. Evet, evet. O zaman ben de sana sanatla ilgili toplumun içerisinde sanata işlevselliği yönünden ayrı bakan insanların konu edildiği bir filmi önermek istiyorum. Filmin adı Little Ashes, Küçük Küller. Little Ashes. Küçük Küller, Little Ashes. Bu filmi izlemeni tavsiye ederim. Kesinlikle. Sana. 1900'lerin başında İspanya'da geçiyor bir sanat okulunda bir... Yönetmen, sinema yönetmeni, bir şair ve bir ressam arasında geçiyor. Tabii bunlar tarihin çok ünlü üç tane ismi. Sen izlediğinde göreceksin. Şey sürpriz olsun aynen. Sana. Çok güzel bir filmdir. Sanatın işlevi ve gerekliliği konusunda çok güzel bir yerden bakar. Yani sanatı toplumla birlikte yapan, toplum içinde yapan biriyle sanatı sadece sanat için yapan insanların ne kadar farklı insanlar olduklarını görürüz bu filmde. Ve eğer teoloji ve şeyle toplumla ilgili hı. şeyler okumak istersen yine felsefe. Bertrand Russell'ı öneririm sana, Din ve Toplum. Özellikle Russell felsefe konusunda hı. çok anlaşılır ve çok güzel yazar. Benim hala en beğendiğim felsefecilerden biridir. O upuzun yaşamında birinci, ikinci dünya savaşlarını görmüş. İşte Vietnam Savaşı'nı görmüş, Kore Savaşı'nı görmüş. Hani bütün o süreçte o 20. yüzyılın bütün dinamiklerine sahip çıkmış. Çok önemli bir İngiliz felsefecidir kendisi. Tavsiye ederim okumanı. Kesinlikle. Bu kitapları da. Melih çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Buraya kadar geldin. Ben davet ettiğiniz için çok ne demek yani ederim. Ben her zaman için burada genç sanatçılara özellikle bir pencere olmasını, evet. onların... kendi sanatlarını tanıtabilecekleri bir ortam olmasını çok önemsiyorum. Buradan da sesleniyorum. Bana bir şekilde ulaşabilirsiniz genç sanatçı kardeşlerimiz. Burada mutlaka sizin sanatınızı, sizin eserlerinizi, sizin dünyaya bakışınızı tanıtmak isterim. Levent Üçüncü ile Art Sanat'ın bir programının daha sonuna geldik. Hepinize iyi pazarlar diliyorum. Sevgiler, selamlar.